day trading ile uğraşan yani gün içi işlemler yapan traderlar bilirler ki piyasada o kadar çok sistem, o kadar çok strateji var ki bunların hepsinin işe yaradığını söylenemez ki Yarayanlar da var ki benim videolarımı seyredebilirsin. Bugün de bu sistemler içerisinde kaybolduysan ve hala kendine kazançlı bir sistem, bir strateji kurgulayamadıysan bu videom tam sana göre. Yani ben Gün içi işlemlerimde hangi piyasayı hangi yönde takip ediyorum ve aynı zamanda o piyasaya hangi zaman aralıklarında dahil oluyorum? Ne zaman işlemden kaçıyorum? Hepsini bu videomda sana anlatacağım. Videomuza da başlamadan önce beni daha yeni gördüysen yaklaşık olarak herhalde 21 yılı devirdim. Profesyonel trade yapıyorum. Hafta içi de Instagram tarafında çok özel paylaşımlarda bulunuyorum. Oraya da beklerim. Hadi videomuza başlayalım. Bu örneğimde örneğin diyelim ki Bitcoin'de yarın yani kripto piyasasında ufak bir analiz yapıp yarını tahmin etmeye çalışacağım. Ki her zaman söylüyorum bizim işimiz ilk başta piyasanın yönünü tahmin etmek ve veya piyasanın düşündüğü yönün tam tersini yapmak. İkisinden birini yapmamız lazım ki trend takip eden traderlar genellikle piyasa hangi yöndeyse o yöndeki tahminlerini kullanırlar. Çünkü bakın bu püf noktalarım çok önemli day trading yapacaksınız yani gün içi işlemlerde. Her gün hangi piyasada işlem yapacaksınız bir dediğim gibi akşam bir kontrol edeceksiniz yani bir haber geliyor mu gelmiyor mu ona bakmanız lazım ki yarın işleme girmeden önce de haber yoğunluğunun o piyasayı dalgalandırmaması lazım bu birincisi. Şimdi ikincisi mesela piyasayı analiz yapacağız piyasa acaba yükseliyor mu düşüyor mu kripto piyasasında? Şimdi şöyle baktığımızda Şurası dip nokta. Bu bölgelerin her biri direnç noktamız bizim görüyor musun? Piyasa çünkü diğer eğitim videolarımı da seyredersen hani hepsi birbiriyle bağlantılı. Şimdi burada tepe noktasından fiyat aşağı doğru bir düşüyor. Daha sonra tepeye çıkıyor bu noktaya. Daha sonra tekrar düşüyor. Yani ne yapıyor piyasa? Görüldüğü üzere burada en düşük dipler ve en düşük tepeler yapmaya başlıyor. Yani piyasa bizim için düşüş piyasasında ta ki Nereye kadar? Bak şimdi burası tepe, dip. Tepe noktamız gene, dip noktamız gene bir önceki dibin altında. Sonraki tepe noktam burası, daha sonraki dip noktam gene bir önce, bir önceki dibin altında. Buradan ne yapması lazım piyasa? Bu şekilde devam etmesi gerekirken piyasa tamamıyla şu bölgeyi ne yapıyor? Yukarı yönlü kırıyor. Şimdi bakalım o bölgeyi tekrar bir analiz yapalım. Hatta şunları silelim. Daha iyi görebilmemiz için çizimleri kaldır diyorum. En son Dip noktam neresi benim? Bakın burası son dip noktam. Son tepe noktam neresi? Kırılmaması gereken bakın düştükten sonraki tepe noktam burası. Yani aslına bakarsanız yukarı yönlü kırılmaması lazım. Hangi zaman aralığında tabi analiz yapıyoruz çok önemli. İlk başta bakacağım şey günlük çubuklar. Yani piyasa yükselişte mi düşüşte mi? Ertesi gün çünkü pozisyona gireceğim için günlük çubuğa bakmam lazım benim günlük hareketlere. Yani ertesi gün acaba yükseliş mi yapacak bu piyasa? düşüş mü gösterecek? Şimdi bu nokta kırıldıktan sonraki hani neydi bizim destek direnç şeyimiz? İlk başta şu tepe noktamız kırıldığında döndüğünde ne olabilir? Direnç bölgemiz destek olarak çalışıp piyasa tekrar yönünde devam eder diye düşünürüz ki burada piyasanın yapısı şu bölgede ne oluyor? Değişiyor. Çünkü piyasa buradan aşağı dip yaptıktan sonra devam etmesi gerekirken ne yapıyor? En son tepe noktasını yukarı yönlü kırıyor. Peki ben ne düşünüyorum burada? O zaman bu direnç bölgesi ne olabilir? Şu bölge döndüğünde destek olarak çalışabilir. Bugün çalışmış mı? Evet bugün çalışmış. Peki o zaman yarın ne olabilir olası ihtimalle? Tamamıyla haberler yumuşak bir şekilde geliyorsa gün içinde. Bu mum çubuğumuzun bizim neydi? Ayı, ay, özür dilerim. Ne ayısı ay, ay, ya? Ayı'ya çok alışmışım ya çünkü... Niye? Daha fazla kısa pozisyonlara girdiğim için ben. Çünkü kısa pozisyonlarda insanlar daha hızlı kaçtıkları için daha çabuk. E, bu da bir dipnot olsun sana. Daha çabuk kar yerime ulaşıyorum. Ama insanları bir piyasaya toplamak için hani e, formasyonlar gereği hani böyle 2 saat toba oluşumunu bekliyoruz. Ters omuz baş omuz gibi gibi vesaire ikili dip bekliyoruz ama satışa geçtiklerinde ne yapıyorlar? Korkudan çok çabuk satıyorlar. Onun için ben kısa pozisyonları daha çok seviyorum. Tabi bu, bu benim tercihim ama hani uzun pozisyona da giriyorum tabi devamlı ama kısa pozisyonlar daha hızlı bittiği için daha çok daha çok hoşuma gidiyor diyelim. Şimdi diyelim ki bu pozisyonda konuyu dağıtmadan ama bu dipnotlar çok önemli. Bu işi yapacaksan bu dip asıl önemli noktalar bu dipnotlar. Şimdi bu tepe noktasını kırdıktan sonra dönüşte bu bölge çalışabilir mi? İlk başta buna bakıyorum ki çalışmış. O zaman ertesi gün ne düşünüyorum? Bu bölge çalıştığına göre ertesi gün bana göre alıcılı bir gün geçecek. Haberlerde yumuşaksa tadından yenmez. Peki ben ertesi gün nasıl bir pozisyon alacağım? Bu önemli. Bakıyorum hemen. Şimdi günlükte ertesi günü tahmin ettim günlük mum çubuklarında. Ertesi gün bir alıcılı bir gün bekliyorum ben. O zaman ne yapıyorum? Şimdi time frame'leri aşağı doğru inip gün içi işlemlerimi gireceğim zaman aralığına düşmeye çalışacağım. Gün içi işlem yapan trader'ın en büyük handikapı yani üstesinden gelmesi gereken en önemli handikap o piyasa aralığı hangi zamanlarda açıksa o zaman aralığında o gün içerisinde pozisyonunu mutlaka karla veya olası zararla kapatması lazım. Yani örneğin diyelim ki Borsa İstanbul'da işlem yapan bir day trader, bir day trader gün içi işlemci sabah 10 ile akşam 6 arasında pozisyonunu risk ödül oranına yaklaşacak şekilde bitirmesi gerekiyor. Yani öyle bir hedef koyması lazım kendine. Zaten bir trader hedefsizse hiçbir cecik olmaz o traderdan. Yani ilk başta bir hedefi olacak. Onun için ben mesela şimdi kripto piyasasını örnek verdiğim için bu piyasa tabi hiç e, kapanmadığı için benim için problem değil. Yani bu piyasada her an işleme girebilirim. Yeter ki ne olması lazım? Piyasa bana ne zaman fırsat tanırsa o zaman işleme dahil olacağım. Yani o fırsat zamanını beklemem lazım. Şimdi geliyorum ilk başta. Ben day trading yapacağım. Yani gün içi işlemlerimde hani şöyle düşünelim. Günde iki tane işlem yapmayı düşünüyorum. İki tane işlemden sonra ben bugünü kapatacağım. Onun için ne yapmam lazım? 5 dakikalık tüplere ineceğim ve 5 dakika içinde işlemli, işlemimi kar veya zararla kapatacağım. Ama 5 dakikadan önce en önemli şey bir üst time frame her zaman çok daha güçlüdür. Yani bir üst time frame'de para daha büyük gelir. Her zaman üst time frame'lere çıktıkça para çoğalır. Örneğin 5 dakikada küçük paralar, küçük traderlar işlem yapar ve küçük para gelir ve kaldırıcı yüksek kullanırlar. Ama... 1 saate çıktığında daha büyük para gelecektir. 4 saat ve özellikle günlük ve haftalıkta yatırımcılar geleceği için kaldıraçsız gerçek spot para gelir. Onun için her zaman diyorum ki bir üst time frame'i kontrol etmek zorundayız. Ve örneğin burada ben 1 saatliğe geliyorum ve bir üst time frame benim için 5 dakikada işlem yapacağım için 1 saat en önemli time frame'im olacak. Şimdi bakıyorum 1 saatte daha önceki Zaman aralıklarında bir saatin en fazla alım gelen yerlerini gözümde kestirmem lazım. Çünkü bir saatteki en iyi alım yerler olası ihtimalle piyasa bir geri çekilme olur, bir nefes alırsa bir saatlik destek noktalarından yüksek alım gelebilir. En azından benim time frame'imde yani 5 dakika ineceğim için o aralıklarda iyi bir alım gelebilir, kaçırmamam lazım. Hemen bakıyorum şöyle piyasaya. Çok fazla da geri gitmeme lüzum yok. Şöyle baktığımda bir saatte en fazla alım gelen yerler şöyle diyelim, şunu işaretleyelim hemen. Yatay çizgime alıyorum. Bakın bir tanesi bu bölge, şu bölgeden bir saatte inanılmaz bir alım gelmiş, güzel bir alım. Yani ben çünkü zaten 5 dakikada işlem tutacağım için şu alımın yarısını bile yakalasam benim için yeterli. Bir tanesi burası alım gelmiş. Bakın bir tanesi şuradan çıkıyor birazcık. Şu bölge alımlı bir bölge. Daha sonra bir tane de şu bölgeyi işaretleyebilirim çünkü bu bölgeden de ufak bir alım gelmiş ama daha sonra aşağı yönü kırıldıktan sonra asıl alım gelen yer şu bölgeyi işaretleyebilirim. Yani piyasa Yarın bu bölgeye bir geri çekilme olursa benim için en iyi alım yerlerinden bir tanesi olacak ve ben oralarda işlem kovalayacağım. Hemen ne yapıyorum? Piyasayı ertesi gün 5 dakikada incelemeye başlıyorum. Bakalım piyasa oraya gelecek mi? Bana da alım fırsatı verecek mi? İlerleyelim yavaş yavaş. Bakalım. Piyasa oldukça hızlı ilerledi. Birazcık daha şöyle yapalım. Aşağı yönlü hani pozisyon tutacağım için, yani birazcık bekleyeceğimiz için piyasayı Ertesi gün saat 6'dan saat 10 oldu, 11 oldu. Bakıyorum o bölgeye gelecek mi diye piyasa alıyor, veriyor, alıyor, veriyor. Bakın kendime bir fırsat bekliyorum ki oralara piyasa ulaşsın. Yani bu bölgelere gelsin. Bak şimdi ilk bölgem şu bölgeydi değil mi? Ne yapmıştık? İlk alım gelen yerim benim. Bir saate indiğimde hangi bölgeydi? O şimdi kaçırdım ama ilk alım gelen yerin bakın burasıydı görüyor musun şu bölgeydi ilk alım buradan gelebilir ikinci alım eğer ki buradan aşağı sarkarsa ikinci alım buralardan gelecek hadi ben diyelim ki burada işlem tutacağım tabi ben kaçırdım birazcık şeyi e, yeniden oynat kısmını ama e, siz herhangi bir piyasada tabii ki yani kaçırmayın böyle piyasayı. Çünkü 5 dakika olduğu için kaçırmazsınız diye düşünüyorum. Çünkü bir sniper gibi bir keskin nişancı gibi o bölgeyi bekliyoruz zaten devamlı. Şimdi buradaki alış pozisyonumu çok basit bir alıma satıma gireceğim ve yeni başlayan bir trader yani retailer ve yeni başlayan bir trader olduğumu düşünün. Piyasa buraya geldi. Bir yüksek yaptı. Tekrar aşağı yönlü gitmedi. Ne yaptı? ikili tepe. ikili dip çok fazla kullandığım bir formasyon. Şöyle kullanabilirim bunu. En azından bire işlemlerimi kapatacağım için o gün içerisinde. Hemen ben buradan ne yapıyorum bir de saatlikte ilk satış nereden gelir ona bir bakıyorum. Şimdi ilk satış nereden gelir bakın gelebilir. 1, 2, 3, 4 burası çok satıcılı bir bölge. Yani ilk satış gelebilir gelebilecek yer burası. Onun için ben işlemlerimi burada ilk işlemi burada kapatmak zorundayım. Çünkü bakın burada 1, 2-3 taburda 4 burası bir alan ve buradan satış gelebilir ki şu andaki mumumuz oraya kadar ilerledi. 5 dakika tekrar dönüyorum. Bu alana gelmeden benim işlemi kapatmam lazım. Şu ana baktığımda işlemin birebirlik bir oran veriyor ama bu beni riski aldığım paranın aynı parası aynı parayı kazanıyorum. Yani aslına bakarsan bir e, maç iddiası gibi bir şey. Bu bana para bırakmaz. Benim en azından bu bölgelere çekilmem lazım ki yani kazanç yerimi belli etmem lazım ki en azından bire bir buçukluk bir pozisyon tutayım. Yani riske attığım tutarın en az bir buçuk katını alayım ki ortalamada kazanan bir trader olayım. Şimdi devam edelim piyasaya. Şimdi piyasa geldi burada. Beni işlemden mesela 1 e bir buçuk gibi ben burada işlemden ayrıldım. Ve piyasa ne yaptım burada? gün içi işlemimde bire bir buçuk tuttum bir pozisyonda ortalama da 50 kazançlık yani yazı tura gibi düşün yazı tura gibi bir pozisyonda yani benim işlemlerimin yarısında kaybediyorum gün içi işlemlerimde yarısında kazanıyorsam gene 0.5'lik bir kazanç elde etmem gerekiyor burada olduğu gibi. Şimdi piyasaya biraz daha devam edelim. İkinci yerime sarkma olacak mı? Bir de günlük nerelerde gezdiğimize bir bakalım. Günlükte de gayet iyi başarılı bir yerden yakaladık ki bu büyük ihtimalle gün içinde bu bölgeyi de kırıp daha ertesi gün ertesi gün daha hani yükselen bir piyasa olacaktır. Yani devamlı gireceğim pozisyonlarda Bitcoin'de ne yapmam lazım benim? Şu bölgeyi de kıracağını düşünüp devamlı uzun pozisyonlar almam lazım. Ve her gün için kendime böyle fırsat alanları belirlemem gerekiyor. Şimdi tekrar piyasanın bir yönüne doğru tahmin etmeye çalışalım. Bakın piyasa gene satış yemeye başladı ki olası ihtimalle gene benim o bölgelerimin yani o alanlarımın içine girmeye çalışıyor ki hatta şöyle yapalım bunu bir saate alalım ki o alanın içine girip girmediğini daha hızlı belirleyelim kendimiz daha hızlı görelim bakalım oraya hakikaten gelecek mi bakalım satışıyor vesaire ilk başta gene o alanıma geldi ve hani burayı tekrar tekrar bir işlem almak istesen hani diyelim ki şu bölgede tekrar bir ikili dip bulabilme şansım var Tekrar bakıyorum piyasaya işte o alana ya buraya tamamıyla değsin ya bu alanı tamamıyla değsin ki bu sefer risk ödül oranımı çünkü daha yüksek tutmak istiyorum. Devam edelim şöyle. Bakalım evet geldi ilk alanın neresiydi benim ilk gelecek alan burasıydı değil mi? Mesela örneğin diyelim ki Tekrar şöyle yaptığımızda 5 dakika indiğimizde bak şimdi burada ilk gireceğim pozisyon ne olabilir de gene bir fazla hızlı bir şekilde ileri aldım. Çünkü video çok uzun sürmemesi için çok hızlı davranıyorum. Sonra canınız sıkılıyor diyorsunuz ki bu kadar uzun tutulur mu video. Ama bence tutulması lazım ki izleyen para kazanmak isteyenlerin mutlaka full time izlemesi gereken videolar bunlar. Örneğin diyelim ki şurada ikili tekrar dip aradığımda bakın fiyat buraya geliyor, yükseliyor, tekrar düşüyor. Yani şu bölgeyi yukarı kırarken işlem tutabilirim. Gene en azından 1'e 1,5 gibi şöyle pozisyon tutabiliriz. Hani burada işlem verir mi bize? Ona da bakalım. İkinci bir pozisyon. Bakın şurada da bir ikinci pozisyonu verdi. Örneğin diyelim ki buraya düştü, çıktı, tekrar geldi, tekrar yükseldi. Yani aslında bakarsan şurada da bir ikili dip var. Şöyle, şöyle. Burada da işlem tutulabilir yukarı yönlü. Bakalım. Vesaire. Fiyat böyle. Yukarı yönlü 1'e burada 1'e 3 verdi yalnız. Burada da 1'e 2'ye kadar bir pozisyon tutabilirsin. Ne demiştim ben? Burada yakaladığım 1'e 1.5'luk bir pozisyon bir önceki yakaladığım 1'e 1.5'luk bir pozisyonda şuradaki pozisyon daha yukarı tutulabilir. Çünkü piyasaya günlük olarak baktığımızda tamamıyla bakın analiz yapıyorum. Günlük olarak baktığımızda fiyat yüksek ihtimalle buraya döndükten sonra yukarı yönlü devam etmesi gerekiyor. Yani eğer ki trend devam ederse şu tepeyi normalde yukarı yönlü kırması gerekiyor. Ki günlükte kırdı burası. Çok hızlı. Gene çok hızlı hareket ettim. Ortalama olarak tabii ki biz 5 dakikalıkta işlem tutuyorduk ki neredeydi orası bizim? Ta buradaydı bakın yani. Hani 1'e 6, 1'e 10 gibi gibi tutulabilir. Yani hani böyle çok estantene <laughs> ya bu da çok püf nokta oldu. Yani bütün bütün ne derler hani bütün tüf noktalarımı, her şeyimi anlattım. Eğer ki böyle de çok iyi bir yerden pozisyon yakalarsanız böyle hani 1'e 10 gibi gibi, 1'e 12, 1'e 13 gibi de tutulabilir. Çünkü ana trend noktamız bizim neresiydi günlükte? Yükselişteydik çünkü. Çünkü burayı kırdıktan sonra yükseliş başlayabilirdi ki çok güzel bir yerden gün içi işlem yakaladık. Ama biz gün içi işlem yapacaksak tabii bu kadar uzun tutmamanız lazım. Ama yani tutabilirsin. Bazı pozisyonlar... Yani çünkü. Çum... Öyle pozisyonlar geliyor ki ben mesela diyelim ki 1'e 6, 1'e 7, 1'e 10, 1'e 12 tuttuğum pozisyonlar. Hatta bir önceki videomuz mutlaka seyret. Oradaki iz süren stop tekniğimle bazı pozisyonları 1'e 10, 1'e 15'e kadar taşıyorum ki inanılmaz karlar veriyor. Tabii böyle bir kar yakaladıktan sonra da biraz çekiliyoruz, dinleniyoruz, tatil yapıyoruz. Kendi kafamızı dinlendiriyoruz. Trader her zaman diyorum psikolojik olarak kendini dinlendirmek zorunda. Umarım beğenmişsindir videomu. Bu videom çok önemli videolarımdan bir tanesi. Umarım senin trade yaşamında ilelebet yardımcı oluyorumdur. Her şey gönlünce olsun. Olasılık ve şans hep senden yana olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Bay bay.